Merhabalar, bu kanalda yapacağım videolardan bazıları kategorik olarak sizi günlük hayatın koşuşturmasından birazcık uzaklaştıracak videolar olacak, birazcık terapi gibi. Hiçbir şekilde önemi olmayan şeylerden bahsedeceğim. Bunların içinde bazen diziler olacak, bazen filmler olacak, bazen hobiler olacak. Maddi olarak önemi olmayabilirler ama işte dediğim gibi kafa rahatlatma işlevi olacak. İşte bu da o bölümlerden bir tanesi. Beni biliyorsunuz Star Wars'u yakından takip ediyorum. Hem de çok yönlü olarak. Şimdi orada beklediğimiz önemli bir şey var. Asoka başlıyor yeni dizi. Mandalorian bitmişti biliyorsunuz. Arada bir boşluk oldu. Şimdi Asoka ile devam ediyor. Bu arada Hollywood'da çok büyük bir grev var. O birçok şeyi etkileyecek. Dizilerin, filmlerin vizyona girme, çekilme tarihlerini erteletecek. Ama Asoka yırttı. O aradan kurtardı. O geliyor. 23 Ağustos'ta Disney Plus'ta olacak. Disney Plus'tayı bu aralar başka konularla gündemimizde, ee, özellikle Türkiye'de e, büyük bir rezilliğe imza atmışlardı. Onu da herkes dile getirmişti. Bu tabii işin dizi tarafı. Burada Star Wars birazcık Disney'in kurtarıcısı gibi bir şey. Çünkü Disney baya kötü durumda. O yüzden zaten yerli yapımları falan e, iptal ettiler. Ama bu diziler tabii Star Wars daha doğrusu devam ediyor çünkü işte bayrak gemisi bir anlamda nasıl devam ediyor? Filmler yerine dizilere odaklandılar. Bence de doğru karar. Filmlerdeki o büyük epiklik artık karakterlerin oluşmasına engel oluyordu. İçi boş karakterler görüyorduk ama diziler tam tersi. Altı dolu karakterler, hikayelerle geliyor. İşte Ahsoka onlardan bir tanesi. Hatta kendine has bir özelliği var. Asoka aslında Clone Wars'tan başlıyor. Çok eski. Elimizde büyüdü diyebiliriz. Hatta bebeklik hikayesi de macerası Jedi olduğunu keşfi de, daha sonra güç kullanıcısı olduğunu keşfi de var. Bunların hepsi şu anda izlenebilir durumda. Ama ayın 23'üne kadar çok az vakit kaldı. Dolayısıyla ben de dedim ki size biraz kısa yol sunayım. Asoka karakteri bir tanesi. Diğeri de bu seriyle değil de Rebels'ta tanıştığınız çoğunuzun Rebels'ta tanıştığı Tron. Tron Asoka'dan bile eski bir karakter aslında bakarsanız. O bu Expanded Universe genişletilmiş evrenin karakteriydi ama biliyorsunuz Disney ne yaptı? O genişletilmiş evreni rafa kaldırdı. Şimdi o raftan güzel karakterleri tek tek cımbızla alıyorlar ve normal seriye ekleyip onu bir daha resmileştiriyorlar. İşte Tron O Expanded Universe genişletilmiş evrenin en sevilen karakterlerinden bir tanesiydi. Hikayesiyle kendisiyle imparatorluk yıkılışından sonraki dönemdeki en güzel hikayelerden bir tanesiydi. Ama rafa kalkanlardan birisiydi. Şimdi Tron tekrar geliyor. Ona yeniden hikaye yazılıyor. Ron karakterinin yazarı Timothy Zahn. O zaten ilk üçlemeyi de yazan kişi. Yine Timothy Zahn yazıyor yenisini de. Burada eskisini de görebilirsiniz. Ta 91 yılından beri bu seri var aslında. Amazon'da hala satılıyor. Türkiye'de de belki bulursunuz. Hani nadir kitapta gördüm ama hani onda oradaki fiyatlar çok yüksek. Açıkçası bu saatten sonra ben olsam sizin yerinizde elektronik versiyonunu bulurdum. E-kitap olarak daha uygun fiyata bulursunuz bir şekilde. Asoka'nın tanıtımında kendi ağzından şunu duyuyoruz. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. Heir to the Empire aslında işte kitabın ilk kitabın adı. İmparatorun varisi. Ama işte bu eski kitap. Dolayısıyla burada artık buradaki hikaye değil de yenisindekiler takip edilecek. Yenisindeki yeni kitaplarda şunlar. Görüyorsunuz o da işte Star Wars Trola başlıyor. Burada Alliances ve ihanet şeklinde devam kitapları da var. Tron'un hikayesi baştan yazılıyor. İşte o baştan yazılan kitaplar da bunlar. Ek olarak Timothy Zandine'le Tron Ascendancy serisi var. Onun da ilk kitabı Chaos Rising. Burada da Tron'un kendi ırkı içindeki yükselişi anlatılıyor. Kendi içindeki hikayesi anlatılıyor. Diğer az önce gösterdiğim kitaplar biraz daha imparatorluk dönemi kitapları. Orada da geçmişinden izler var ama daha çok imparatorluk zamanında geçiyor. Hatta işte Darth Vader'la ve Anakin Skywalker'la karşılaştığı zamanları anlatıyor. Ama Ascendancy olanlar kendi gezegenindeki hikayeleri ve oradaki yükselişini anlatıyor. Hangi üçlemeyi okuyalım derseniz tabii şu anda son üçlemesini okursanız yani son kitaplarını okursanız daha iyi olur. Çünkü onlar resmi olarak kabul edilenler. Tabii ki diğer eski kitapları da okuyabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Gayet güzel hikayeler. Hem de aslında 3 aşağı 5 yukarı Tron karakteri aynı karakter aslında. Onun alternatif bir macerası olarak da okuyabilirsiniz. Ama şimdi ayın 23'üne çok az kaldı. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede bu kadar kitabı okumanız zor olabilir. Size o yüzden bir kısa yol önereceğim. Tror'un yeni çizgi romanı çıktı. Türkiye'de de satılıyor. Türkçe Timotiza'nın çok satan romanından uyarlanmıştır. Şu bilgi önemli çünkü bu şunu gösteriyor. Bu çizgi roman aslında kitaplardan uyarlanma. Yani onun bir çeşit özeti diyebiliriz. Tron'un keşfedildiği dönemden başlıyor. Şöyle bakalım imparatorluk tarafından keşfedildiği dönemde başlıyor. Çünkü Tro'nun bir de dediğim gibi daha önceki hikayesi var kendi ırkıyla olan. Burada o yok. Burada imparatorlukla nasıl bir araya geldi ve imparator tarafından niye seçildi? Şu hatta şu kare önemlidir bakın. Şöyle sorgulamalar göreceksiniz. Hangimize itaat edeceksin? Kendi halkına mı bana mı diye bu tarz çelişkiler olacak. Tro'nun karakteri öyle basit bir karakter değil. İmparatorluğa niye katıldı? Arkasındaki motivasyon neydi? Bunlar için işte o Dinsi kitaplarından faydalanacaksınız. Ama burada dediğim gibi onlar yok. Hızlı bir şekilde imparatorluk subayı olarak nasıl yükseldiği var burada ve o yükselmenin ardından yaşadığı maceralar bunun içinde anlatılıyor. Bu çizgi romanı okursanız epey bir bilgi sahibi olacaksınız Tron hakkında. Tron'un nasıl düşündüğü hakkında. işte nasıl bir taktik deha olduğu hakkındaki bütün bilgiler, ipuçları bunun içinde fazlasıyla bulunuyor. 150 lira bu. Şimdi bunun bir özelliği var. Bu kapsayıcı bir çizgi roman. 1 ve 6. sayıları topla, toparlamışlar. Dolayısıyla bir tane alıyorsunuz ama aslında 6 tane e, bunun gibi çizgi roman bir araya gelmiş gibi oluyor. Bir derleme bu aslına bakarsanız. O yüzden 150 lirayı düşünmeyin. O Bu kitap için, bu çizgi roman için gayet uygun. Zaten piyasa fiyatı 150'nin altında. Hani internette de 125 civarı bulacaksınız. Bazen 100 liraya yaklaştığı da oldu. Ben de zaten 95 liraya almıştım ama kendim gidip mağazadan aldım. İnternetten almadım. O özellik vermiyorum. Şu anda satılıyor. Yani kolay temin edebileceğiniz bir şey. E 150 lira 150 lira bile olsa 6 sayıyı bir araya topladığı için aslında ekonomik diyebiliriz. Ve tabii çizgi roman olduğu için okunması falan da rahat. Çizgiler güzel. Türkçe çevirisinde de sıkıntı görmedim. E, ayın 23'üne kadar bunu alıp bitirirseniz hiç olmazsa Tron karakteri hakkında temel bilgilere sahip olursunuz. Zaten Asoka hikayesindeki Tron da imparatorluk zamanı Tron'u. O yüzden buradaki bilgilerle daha yakın oluyor karşılaşacağımız karakter. Eğer Star Trek seviyorsanız Mr. Spock'ı kötü karakter olarak düşünün. İşte Tron aşağı yukarı öyle. Enteresan da şudur. Çok taktik bir kişi. Zaten kitaplarında böyle savaş sahnelerinde hep taktik şeyler anlatılır. İşte gemiyi şöyle yaptı şuraya çevirdi şeklinde baya güzel savaşlar okursunuz. Normalde Star Wars'ta herkes birbirini havada uçur vurur. Tron'un hikayelerinde ise o taktik kısmına çok yer verilir. Uzun uzun anlatılır savaşlar. Zaten böyle 500 tane gemi birbirine girdi vurdu şeklinde olmaz. Genellikle Tron'un bir tane amiral gemisi olur. Onun taktik hikayesini onun bakış açısından anlatır kitaplar. O yüzden okuması da zevklidir. Kitaplar da güzeldir tavsiye ederim. Bunu ne kadar yansıtacaklar göreceğiz. Rebus'ta eğer Rebels'ı izlediyseniz zaten gördüğünüz karakterle tanıştınız. Ama ben ilk defa sokayla bu karakterlere başlayacağım diyorsanız olur. Zaten genelde dizileri filmleri öyle çekerler. Hani kimsenin izlemediğini ve ilk defa izleyeceğini de hesaba katarak yaparlar. Ki benim de tahminim burada bol bol biz flashbackler göreceğiz. Hem Asoka için hem de muhtemelen Tron için. Bize onları bir şekilde tanıtacaklardır. Zaten ilk bölüm iki taneymiş. Arka arkaya büyük ihtimalle de sebebi bu olacak. Karakterleri tanımamız için bir bölüm harcayacaklarını düşünüyorum. Ama daha önceden izleyenler, kitaplarını okuyanlar için tabii ki hiçbir sorun yok. Onlar ayıla bayıla izleyecekler. Bu karakterleri deli gibi merak ediyorlar. Star Wars'un güzel tarafı kötü karakterlerinin bile sevilmesidir. Tron öyle bir karakter. Aslında Troll'un kötü karakter olması da tartışmaya açık bir konu. İmparatorluk tarafında deyince otomatikman kötü yapıyoruz onu ama niye imparatorluk tarafında olduğunu düşünürseniz anlatmayayım. Ee, aslında o kadar da kötü bir karakter olmayabilir. Hatta şunu da açık açık söyleyeyim. Tron burada eğer kötü bir karakter olarak çok net resmedilirse sonunda öldürülmesi gerekir. Bu da Star Wars için büyük kayıp olur. Bence bir spin-off hak edecek kadar büyük bir karakter Tron. Burada belki onun yolu yapılır diye düşünüyorum. Hani Asoka bittikten sonra bir Tron'un hayatı da şöyle bir 10 bölümlük bir dizi olabilir. Kimse de sıkılmaz garanti ediyorum. Tron'u ilginç yapan şeylerden bir tanesi mesela siyasetten falan hiç anlamaz. O yüzden siyasilerin oyunlarını oynayamaz, beceremez, anlamsız bulur. Siyasiler de bunu sevmez. Bunun o yüzden sürekli bir şekilde atmaya çalışırlar, kurtulmaya çalışırlar. Olabilecek en uzak yerlere göndermeye çalışırlar. Çünkü çok başarılı neye el atsa özellikle işin içinde biraz savaş varsa zaferlerle dönmeye alışık olduğu için o sürekli istemese de yükselen bir karakter. E bir taraftan işte siyasiler de onu aşağı çekmeye çalışıyorlar ki çok güçlenmesin. İşin bir de böyle bir tarafı var. Yani hizmet ettiği tarafta bile aslında hep karşısına engeller konmaya çalışıyor. Ama Trump bir de çok sakindir. Hiç böyle kavgacı değildir. İnsanın sinirini bozar. Çok sakin ses tonuyla konuşur. Bir de düşmanlarını düşmanlarına kıymet verir. Onların kültürlerini öğrenir, kültürlerini öğrendiği için zayıf noktalarını öğrenir. Dolayısıyla çok derinlikli bir karakterdir. Ben bunun e, kolay kolay harcanacağını düşünmüyorum ama işte Star Wars'ta şöyle bir sorun var. Kötü karakterlerin mutlaka kaybetmesi gerektiği için Tron'un da bir şekilde kaybetmesi gerekiyor. İşte inşallah onun dozunu iyi ayarlarlar ve tamam iyi taraf kazansın bir şey demiyoruz da Tron'un da bir şekilde asıl bu işlere bulaşma sebebine geri dönmesi lazım. Hatta şey düşünüyoruz. Yani bir sonraki düşman kim olacak Star Wars aleminde? Yeni düşmanlar lazım. işte şey son üçleme reboot etti kendini. E, o yüzden çok hoşumuza gitmedi. Daha büyük bir ölüm yıldızı iyi bir fikir değildi. Burada Troll'un hikayesinde yeni düşmanlar var. İşin güzel tarafı. Hatta o düşmanlardan imparatorluğun bile haberi yok. O yüzden Tron üzerinden aslında hikaye bambaşka yerlere de gidebilir. Ben Asoka serisinden umutluyum. Çünkü işte karakterler çok sağlam. E şimdi yayınlanan teaserlara bakıyorsunuz. Orada da güzel gözüküyor. Asoka karakteri zaten çok sevilen bir karakter. İyi bir iş çıkacaktır diye düşünüyorum. Ayın 23'ünde başlıyor. iki bölüm şeklinde. Onu da izlerim ve size ilk izlenimlerimi yine burada anlatırım. Ama tabii ki haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Katıldan da katılıp destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.